Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 12 sınıflar için matematik dersi 2. dönem 1. yazı sorularının çözümlerini yapacağız. Bu yazı soruları arkadaşlar 2. dönem 1. yazılıya kadar olan kısmı kapsamakta 23 tane soru var. Bu yazı soruları arkadaşlar tekrar ederseniz yazılıya daha rahat bir şekilde girmiş olursunuz. Hemen hemen her konudan birer soru, ikişer soru soruldu her başlıktan. Ayrıca kanalımızda arkadaşlar farklı içerikler de bulunmakta. 12. sınıflar için konu anlatım videoları, TÖDER'in AYT ve TYT Türkiye Genel Sınavlarının çözümleri arkadaşlar kanalımızda mevcut bulabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda arkadaşlar fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre diyor ki f'in türevi 3, g'nin türevi 3 yine eşit olduğuna göre f2 kaçtır? Şimdi f'in türevini alalım. 3mx kare, g'nin türevi 18x yapacak. Bunların arkadaşlar x'inde de 3 yazdığımızda eşit oluyor. Yani x yerine 3 yazıyorum x'inde de. 3 çarpı m çarpı 3'ün karesi eşittir 18 çarpı 3 yapacağız. Bu üçler bir karşılıklı birbirini götürsün. 3'ün karesi 9. 9m eşittir 18. M eşittir 2 çıkacak mı? Evet, her iki tarafı 2'ye bölün, 9'a bölünce. Sonra arkadaşlar fx fonksiyonumuz ne oldu? X yerine 2 yazıyoruz. 2x küp. O zaman f2'yi sordu bize. f2 2 çarpı 2'nin küpü, yani 2 çarpı 8'den 16 çıkacak. İkinci soruya bakalım şimdi. Fx fonksiyonunu veriyor. Mx küp artı nx kare artı k ve f'in türevi artı f'in -2'deki türevinin toplamı 48 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi f'in türevini hemen yapalım. F türev x eşittir 3mx kare artı 2nx. Şimdi türevinde 2 ve -2 koyup toplayıp 48'e eşitliyoruz. 2 yazıyorum önce. 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12 mi? 2 yazıyorum. 2 kere 2 4n olacak. Şimdi eksi 2 yazıyoruz. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarp 12m yine. Şuraya eksi 2 yaz. Eksi 2 çarpı artı 2. Eksi 2 eksi 4n eşittir 48. 4n'ler gitti. Topladık. 24m eşittir 48 olacak. Her tarafı 24'e böldük. M eşittir 2. Bize m'yi soruyordu zaten. M değerini bulmuş olduk. Üçüncü soru arkadaşlar. Fonksiyonu vermiş. Çarpımın türevi yapacağız. dy bölü dx'in, yani türevin, bu türev demek. dy bölü dx türev demek. Türevde x yerine 0 yazacaksınız. Değerini bulacağız. Şimdi türevini alıyorum. Y üstü eşittir. Çarpım türevi de şöyle yapılır. Çarpanlardan birincinin türevi 2x çarpı ikinci, yani 2x küp artı 10x artı 1 artı, bu sefer birincinin karesi artı 3 çarpı, bu sefer ikincinin türevini alıyoruz. Yani birinci çarpı ikinci türevi 6x kare artı 10. Şimdi x yerine kaç yazıyorsunuz? 0 yazıyorsunuz. Yazalım. 0 yazınca 2 çarpı 0 çarpı, şuraya 0 yazınca 1 olacak çünkü sabit terim olur. Buraya 0 yazınca arkadaşlar 3 çarpı, buraya 0 yazınca burası da 10 olacak. Şurası zaten 0 olduğu için gitti. 3 çarpı 10 cevap 30 olacak. Dördüncü soru arkadaşlar, kesir şeklinde bir fonksiyon. O zaman bölümün türevi yapmamız gerekiyor. Türevinde 0 kaçtır diyor. Türevini alalım. F üstü 0'ı soruyor. Türevi, bölümün türevinde şunu yapacaksınız. Payın türevi 3 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 4 çarpı pay. Bölü paydanın karesi, yani 4x eksi 1'in karesi. Şimdi x yerine kaç yazıyorum? Şu 0. F üstü 0'ı sorduğu için x yerine 0 yazıyorum. 3. Burada arkadaşlar x yerine 0 yazınca burası eksi 1 olur. Eksi 4 çarpı. Burada x yerine 0 yazınca burası da 1 olur. Bölü. Burada x yerine 0 yazınca burası da eksi 1'in karesi yazıyorum.
Şimdi ne oldu? 3 eksi, eksi 3 eksi 4 bölü 1 yani eksi 7 olacak cevap. Burada arkadaşlar arada çarpma yok. Eksi 4 çarpı eksi 12, 12 eksi 3 çarpı eksi 4 eşittir 12 yazmayın sakın. Arada çarpma yok çünkü. Beşinci soru. Fx fonksiyonu arkadaşlar yine bölüm şeklinde bir fonksiyon. F'in türevi 1 için eksi 2 olduğuna göre k değeri kaçtır? Şimdi burada da yine bölmenin türevi yapıyoruz. Az önce yaptığımız gibi payın türevi 6x çarpı paydan x kare artı k. Eksi paydanın türevi 2x çarpı pay 3x kare artı 1 bölü x kare artı k'nın karesi yapacaksınız. Şimdi x yerine 1 yazınca yani f üstü 1 eksi 2'ymiş. X yerine 1 yazıp 2 eşit diyoruz. Şimdi buralara 1 yazıyorum. 6 çarpı 1'in 6 çarpı 1'in karesi 1 artı k. Eksi 2 çarpı 1 2 çarpı x yerine 1 yazınca arkadaşlar 1'in karesi 1 3 ile çarp 3 artı 1 4 bölü. Aşağısına bakalım. Şurada x yerine 1 yazıyoruz değil mi? 1 artı k'nın karesi yazacağım. Eşittir. Sonuç eksi 2 eşit olacakmış. Şu 6'yı içeri dağıttım. Şurası 6 artı 6k. 2 kere 4 8 bölü. Şu alt tarafın karesini alalım. Birincinin karesi. Birincinin ikinin çarpımı 2 katı artı ikincinin karesi yapıp 3 tane terim bulacaksınız. İşler dışlar yapıyoruz burada. Şuradan devam edelim. 6 artı 6k. Eksi 8. Hatta orayı toparlayalım. 6 artı 6k. Evet. Şimdi 6k yazalım. 6 eksi 8 eksi 2 eşittir. Şurada da işler dışarı yaptık. Eksi 2 artı eksi 2k. Eksi 2k kare yazıyoruz. Şimdi bu eksi 2'ler gitti. Bu ifadelerin hepsini bu tarafa geçirince 2k kare artı 8k eşittir 0 bulacaksınız. Pardon, 10k yapar. Şurada hata yapmışız. Şurası 4k olacak. Bu tarafa atınca artı 4k. Onun için burası 10k yapıyor. Burada 2k parantezine aldım. K artı 5 yazarım eşittir. Çarpanlarını ayırdım. Bunları tek tek sıfıra eşitliyoruz. Buradan k eşittir 0. Buradan k eşittir eksi 5. Toplamları arkadaşlar eksi 5 olacak. Cevap eksi 5. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soru arkadaşlar fonksiyonu vermiş. Eğrisinin x eşittir eksi 1 apsisi noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? Burada fonksiyonun türevini alıyoruz. Çok basit bir soru bu. Fonksiyonun türevini alalım. 3 kere 5 15x kare artı 5. X yerine eksi 1 yazacaksınız. Eğimi bulmuş olursunuz. O zaman eğim eşittir. Eğim bu arada arkadaşlar m harfiyle gösterilir. X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazınca eksi 1'in karesi 1. 15 çarpı 1 artı 5 yani 20 yapacak cevap. Yedinci soruya bakacak olursak. Fonksiyon üzerinde x eşittir 2 apsisli noktanın sınırından çizilen teğetin denklemini bulunuz. Öncelikle türev almadan x yerine 2 yazıyorsunuz. Buradan y değerini buluyorsunuz. Y eşittir kaç çıkacak bakalım. 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. Eksi 2 artı 1. Buradan 7 çıkacak mı? Çıkacak. Fonksiyon 2,7'den geçiyor. Bu geçtiği nokta. Şimdi bu fonksiyon arkadaşlar şurada bir de türevini alalım. Türevini alalım. 3x kare eksi 1. Şimdi x yerine 2 yazıyorsunuz. 2 yazınca az önce yaptık ya eğimi bulmuştuk. Eğimi bulmuş olacağız. 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12, 12 eksi 1, 11. Şimdi bu bizim eğimimiz. Peki denklem nasıl yazılır? Y'den bulduğumuz değeri çıkarıyoruz. 7'yi. X'ten arkadaşlar 2'yi çıkarıyoruz. Çünkü x 2 için demiş. Sonra eğimi de burada x ifadenin önüne yazıyoruz. Bunu içeri dağıtalım. Burası y eksi 7 eşittir. 11x eksi 22. 7'yi karşıya atınca y eşittir 11x eksi 15 çıkacak bizim aradığımız teğetin denklemi. 8. soruya bakacak olursak arkadaşlar yine türevde teğet denklemleriyle ilgili bir örnek.
Şekilde d doğrusu a noktasında fx grafiğine teğettir. Şimdi bu bizim fx'in grafiği. Hx eşittir 2x kare artı fx olduğuna göre h üstü 2'nin değeri kaçtır? Şimdi bu h'ın türevini alalım. H üstü x yani türevi. Türevini alıyorum. 4x artı f üstü x yazıyoruz. Şimdi 2 için değerini sorduğu için x yerine 2 veriyorsunuz. H üstü 2 eşittir. 4 çarpı 2 8 artı f üstü 2 yazıyoruz. Şimdi f üstü 2'yi nasıl bulacaksınız? F üstü 2, 2 için 4'e gitmez. Yani bu f2 eşittir 4 değeridir. Bize 2'deki türevin değerini soruyor. Şimdi bu doğrunun 2'deki eğimini bulursak o noktadaki türevin eğimini bulmuş oluruz. Şimdi şu açımız alfa. Şuradan şuraya bakarsanız 4 birim. Buradan eksi 2 artı 2 arasında da 4 birim var. Şimdi arkadaşlar eğim ayrıca tanjant alfadır. Tanjantını bulalım. Tanjant karşı bölü komşudan yani 4 bölü 4'ten 1 olur mu? Olur. O zaman şurası da ne çıktı? 1 çıktı. O zaman h üstü 2, 8, 1 daha 9 olacak. 2'deki h fonksiyonun türevinin değeri 9'muş. Dokuzuncu soru. Fonksiyonu vermiş. F üstü 4'ü soruyor. Bu fonksiyonun hemen türevini alalım. F üstü x. Fakat f'in türevini almadan önce fonksiyonun arkadaşlar şurası x olmadığı için şu içinin türevi yani 3x artı 1'in türevini de çıkarmamız lazım. 3 çarpı dememiz lazım. Türevini alıyorum. 3x artı 1 yazıyorum. Yani şu içinin türevini dışarı çıkarıp çarpmamız lazım. Onu unutmayalım. Sonra 3 çarpı 1 bölü 3x kare artı 2x oldu. Şimdi 4'teki değerini soruyor. Şurayı 4 yapacak x değeri kaçtır bir düşünün. X eşittir 1'dir. X yerine 1 yazıyoruz. 3 çarpı f türev 4. Şu 3'ler de gider zaten. 1'in karesi 1 artı 2. 3 çarpı türev 4 eşittir 3. 3'ler gitti. O zaman f fonksiyonunun 4'teki türevinin değeri 1 olacak cevabımız. 10. soru arkadaşlar. 10. soruda arkadaşlar g bileşke f'nin 1'deki değeri, türevinin değeri kaçtır diyor. Bu tür sorularda arkadaşlar iki fonksiyonun da önce bir türevini alalım. F'in türevi 2, g'nin türevi kx fonksiyonun türevi yani şu ifadenin türevi 2x. Peki bu ifadeyi nasıl açacağız? Bu ifadeyi şöyle açıyoruz arkadaşlar. F'in türevi 1 çarpı g'nin türevi bileşke f1 yapıyorsunuz. Şimdi f'in türevinde 1 yazarsak bu sabit fonksiyon olduğu için şurası zaten 2 çarpı. Sonra f1 kaçmış? Şuradan bakacaksınız f1'e arkadaşlar. F1 bakalım 2 eksi 1 eksi 1 yapar. Şurası eksi 1 yaptı mı? Yaptı. O zaman g türev eksi 1 yapıyorum. Devam ediyorum. 2 çarpı g türev eksi 1'i bulalım. X yerine burada türevde eksi 1 yazıyorsunuz. Şurada. Burada eksi 1 yazarsanız arkadaşlar burası da eksi 2 olacak. Çarparsak cevap eksi 4. 11. soruyla devam edelim. 11. soruda arkadaşlar türevde zincir kuralını uygulayacağız arkadaşlar. Burada x t parametresine bağlı, y de t parametresine bağlı. Yani dy bölü dx yani bulacağız. Dy bölü dx'i bulmak için arkadaşlar y t bağlı olduğu için dy bölü tt, x de arkadaşlar t'ye bağlı olduğu için dx bölü dt yapacaksınız. Şimdi dy bölü dt yaparsak 3t kare olur. Dx bölü dt yaparsak burası da 4 olur. Şimdi şurada x yerine 3 alırsak, x yerine şurada 3 alıyorum. 3 eşittir 4t eksi 1. Eksi 1'i karşıya atarsak 4 eşittir 4t. T parametresini belirledik. T kaçmış? 1. Şimdi t yerine arkadaşlar burada 1 yazabilirim. Şurada. O zaman 1 yazınca 3 bölü 4 çıkacak mı? Çıkacak. Cevabımız 3 bölü 4. 12. soruda arkadaşlar köklü bir ifade var. Bunun türevinin sıfırdaki değerini soruyor.
Türevini alalım. Y üstü. Önce y'yi üstten yazabilirsiniz. Yani şöyle de yazabilirsiniz. 3x kare eksi 5x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2 yazabilirsiniz. Pardon, eksi değil. Şimdi bunun türevini alırsak üst öne gelirdi. Yani 1 bölü 2 çarpı şu parantez içinin türevi 6x eksi 5 çarpı arkadaşlar 3x kare eksi 5x artı 1'in 1 bölü 2'den 1 çıkaracaksınız. Kuvvet olarak yazacaksınız. Eksi 1 bölü 2. Şimdi x yerine 0 yazıyoruz. 0 yazınca 1 bölü 2. Şurası 1 olur mu? Olur. Şurada x yerine 1 yazınca arkadaşlar, pardon 0 yazınca, değil mi? 0 yazıyoruz. Evet. 0 yazınca bakalım kaç oluyor? 3 eksi 5 eksi 2 artı 1. O zaman bu da eksi 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti olacak. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı arkadaşlar eksi 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti de arkadaşlar bu da düzeltiyorum arkadaşlar. X yerine 0 alıyormuşuz. Şunları hep silelim. 1 nereden çıktıysa. X yerine 0 yazıyoruz. 6 çarpı 0 0. Burası eksi 5. X yerine 0 yazıyoruz. Bu gitti, bu gitti. Burası da 1. 1 üzeri eksi 1 bölü 2. 1'in bütün kuvvetleri de 1 biliyorsunuz. Bu ifadeleri çarparsak cevap eksi 5 bölü 2 olacak arkadaşlar. 13'e bakalım. F fonksiyonunu vermiş. Fonksiyonu hangi aralıkta artandır? Şimdi artan olması için türevinin büyüktür 0 olduğu aralıkları bulacağız. Şimdi türevini alalım. Eksi 4 bölü 3 çarpı 3 x kare artı 4x artı 1. Şu 3'ler gitti, değil mi? Büyüktür 0 yazıyorum. Sonra arkadaşlar şurası eksi 4x kare artı 4x artı 1 olarak yazılır. Büyüktür 0. Bunlar da arkadaşlar şu şekilde ayıralım. Eksi 2x'e. Arkadaşlar burası çarpanlarına ayrılmıyor. Onun için burada delta kullanmak zorunda kalacağız. Delta'dan gidelim hemen. Şimdi delta neydi? B kare eksi 4ac. Bunu hesaplayalım. 4'ün karesi 16b. Eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı 1. Yani şurası da artı 16 yapıyor. 32 yaptım, burası yaptı. Şimdi birinci kökümüz eksi b. Yani eksi 4 artı kök delta. Kök deltamız karekök 32'yi arkadaşlar. 4 kök 2 olarak yazabilirsiniz. Burayı 4 kök 2 yapıyorum. Bölü 2a eksi 4'ün 2 katı eksi 8. Bu da ne yapar? Eksi tarafı eksi 4 ile sadeleştirirseniz 2 eksi kök 2 bölü 2 olacak. Diğer kök bunun eşleni yani 2 artı kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi iki tane kökümüz var zaten. Şöyle yazalım. Bir tanesi 2 eksi kök 2 bölü 2. Bir tanesi de 2 artı kök 2 bölü 2. Şimdi en büyük dereceli terimimize bakarsak negatif. Negatif olduğu için eksiyle başlıyoruz. Artan olan aralık artılardır. Bunun için o zaman bizim artan olan aralığı soruyor. 2 eksi 2 kök 2 bölü 2 virgül 2 artı kök 2 bölü 2 olacak cevap arkadaşlar. 13. soru arkadaşlar, 14. soru pardon düzeltiyorum arkadaşlar. Yine artanlıkla ilgili bir soru. Demek ki bunun türevini alacağız. Türevi büyüktür 0 ise bu fonksiyon artanlık. Türevini alalım. 3x kare eksi 6x artı 2k büyüktür 0 diyoruz. Artan olması için. Bir fonksiyon arkadaşlar sürekli daima artan ise yani bunun kökü yoktur. Çünkü eşittir 0 olsaydı kökü olabilirdi. O zaman delta küçüktür 0 çözümü yapılır. Burada da az önceki gibi delta'yı bulacağız. Şimdi burada b'miz eksi 6. Eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı a'mız 3, b'miz de 2k küçüktür 0.
36 şurası. Şurası eksi 4 kere 3 12 24 k küçüktür 0. 24 k'yı karşıya attık. 36 küçüktür 24 k. Her tarafı 24'e bölelim. O zaman 36 bölü 24'ten büyük olacak k. Bunu da sadeleştirelim. 3'e 2 yani 12'ye bölünce. K büyüktür. 3 bölü 2 bulursunuz. Ne diyor? K hangi aralıkta değerler almalıdır? 3 bölü 2'den arkadaşlar sonsuza kadar olan değerleri alabilirsiniz. 15. soru. 15. soru arkadaşlar yerel maksimum değerini soruyor. Yine burada fonksiyonun türevini alalım. F üstü x'i bulalım. Türevi 3 ile 1 bölü 3 çarparsanız burada 3 der gider x kare eksi 16 olacak. Maksimum değerini bulmak için arkadaşlar x kare eksi 16'yı 0'a eşit diyoruz. Buradan x kare eşittir 16, x eşittir 4 ve x eşittir eksi 4 bulacaksınız. Bu x eşittir 4 ve eksi 4 için hemen grafiğimizi çizelim, tablomuzu yapalım. Eksi 4, 4. X kare pozitif olduğu için artı ile başladık. Artı, eksi, artı yapıyoruz. Şimdi maksimum olan değeri bulacağız. Artılar da artıyor, eksiler de azalıyor, artılar da artıyor. Şimdi şurası maksimum değerimiz, şurası maksimum değer. O zaman f eksi 4 yerel maksimum değeridir. X yerine eksi 4 yazıyoruz şurada. Şurada yazalım. Eksi 4 yazıyorum. Eksi 4'ün küpü arkadaşlar. Eksi 64 bölü 3. 16 çarpı eksi 4, 64 artı 64 bölü 3. 64 bölü 3'ler gitti. F eksi 4 arkadaşlar 64 çıkıyor. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. 16. soruya bakalım. Fonksiyonun ekstremum noktalarından biri olduğuna göre yani a eksi 1,2 olduğuna göre k artı m toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere f eksi 1 2'ye eşittir. Bunu yapalım önce. F eksi 1'i buluyorum. X yerine eksi 1 yazıp 2 eşit diyorum. Eksi 1 yaz. Eksi k artı m artı 12 eşittir 2. O zaman eksi k artı m'yi kaç buluruz? 12'yi karşıya atınca eksi 10 bulacaksınız. Sonra arkadaşlar fonksiyonun türevini alıyoruz. Türevini alalım. 3kx kare artı 2mx olacak. Bu maksimum noktası olduğu, ekstremum noktası olduğu için daha doğrusu düze atıyorum. F eksi 1'imiz türevdeki eksi 1 değerimiz 0'a eşitleyecek. Şimdi türevde eksi 1 yazalım. 3k artı 2m eşittir 0. Buradan arkadaşlar 3k eşittir eksi 2m bulacak mıyız? Bulacağız. Demek ki burası arkadaşlar eksi 2'nin bak şu eksi 2 olduğu için burası eksi 2'nin katları. Diyelim ki eksi 2a. Burası da arkadaşlar karşıdaki sayının katı yani 3a. Getirip burada yerine yazalım şurada. Kırmızı kalem alalım. Yazıyorum. Onu da şurada yapalım. Eksi k artı m eşittir. Eksi 10'du. K yerine eksi 2a yazarsam şurası eksiden dolayı 2a. M yerine de 3a yazıyorum. Eşittir eksi 10. Buradan 5a eşittir eksi 10. A eşittir eksi 2. K artı m'yi sormuştu. K eksi 2a idi. M ise 3a idi. Topladık burası a. A değeri de zaten eksi 2. -17'ye bakalım. 17. soru arkadaşlar. Fonksiyonun dönüm büküm noktasının ordinat kaç? Arkadaşlar dönüm büküm noktalarını ikinci türevi sıfıra eşit diyerek belirliyoruz önce apsisimizi. Sonra yine arkadaşlar işaret tablosu yapıyoruz. İşaret tablosunda artıdan eksiden artıya geçtiği noktalarda dönüm büküm noktası vardır. Şimdi bunun birinci türevini önce alalım. F'in türevi 6x kare eksi 12x eksi 7. Bunun bir daha türevini alıyoruz. Yani ikinci türevini de alıyoruz. Bu da 12x eksi 12 eşittir 0. Buradan 12x eşittir 12'den x eşittir 1 olacak. Çünkü her iki taraftaki 12'ler gider.
Şimdi burası 1 artı eksi diyoruz, değil mi? Çünkü artı ile başlayacağız. Fonksiyonumuzun arkadaşlar dönüm büküm noktasının apsisimiz 1. Ordinatını soruyor. Ordinatını bulmak için normal f fonksiyonunda f1'i buluyorsunuz. F1'i bulalım. 2 çarpı 1 yazarsanız zaten x'ler gider, bir işe yaramıyor. 2 eksi 6 eksi 7 artı 17 yapacağız. Bu da arkadaşlar burası eksi 4 eksi 11 6 yapıyor cevabımız. Bir daha kontrol edelim, hata yapmayalım. 13. Şurası da. Evet. 6 yapıyor cevap. 19. soruya bakalım. Soruda arkadaşlar yine dönüm büküm noktasını vermiş. Dönüm büküm noktasında iki tane türev alınır. Yani arda da iki türev alıyoruz. Birinci türevi alıyorum. 3x kare eksi 24x artı m. Sonra bir daha türev alıyorum. Şunun türevi 6x eksi 24. Şimdi dönüm büküm noktasında apsisimiz k ise k için fonksiyon 0 olmalı. Yani şöyle yapmamız lazım. İkinci türevde k eşittir 0. İkinci türevde k yazıyorum. 6k eksi 24 eşittir 0. 6k eşittir 24. Her tarafı 6'ya bölünce k da 4 çıkacak arkadaşlar. Sonra arkadaşlar A noktamızı belirledik. 4,6 mı? Buradan f4'ün 6 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bunu f4'ü bulmak için türev alınmamış ilk hal fonksiyonunda getirip x yerine 4 yazıyoruz. Yazıyoruz. 4'ün küpü 64 değil mi? Sonra 4'ün karesi 16. 16 çarpı 12 arkadaşlar kaç yapar? 192 yapıyor. Artı 4m artı 2 eşittir 6. Şurası eksi 128. 2 ile toparlarsak eksi 126. Artı 126 olarak karşıya atıyorum. 4m eşittir 132. 132'yi de 4'e bölerseniz arkadaşlar 33 yapıyor cevabımız. 19. soru arkadaşlar az önceki soruya benziyor. Çok benziyor. Bunu da yapalım. Şimdi dönüm büküm noktası eğrisinin A 1,-3 noktasındaki dönüm noktası ise A çarpı B kaçtır? Bir kere iki kere türev alacağız. Birinci türevi alalım. 3AX kare eksi 6BX artı 4. Bir daha türev alıyoruz. İkinci türev. Buradan şurası 3 aydı. 6AX eksi 6 B yapıyoruz. 1 yazıp 0'a eşitliyoruz. Şimdi 1 yazıp 0'a eşit dersek x eşittir 1 için 0'a eşit diyoruz. 6a eksi 6b eşittir 0. 6a eşittir 6b olur. 6'lar gider. A'nın b'ye eşit olduğunu belirledik burada. Sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Onu söyleyelim. F1'de eksi 3'e gidiyor. Eksi 3. X yerine 1 yazıyorum. A eksi 3b. Şurada yazıyorum tabii ki. Artı 4 artı 9 eşittir eksi 3. Şimdi A yerine B yazabilirim. A yerine B yazarsam şuraya da B yazarsam arkadaşlar. Şurası eksi 3b. Şurası 13 yapıyor. Karşıya atıyorum eksi 13. Burası eksi 16. Yani eksi 2b eşittir eksi 16. B'ler gitti. Pardon. 2'ye böldük. B'yi bulduk. 8. B 8 ise A da 8'dir. Çünkü birbirine eşitti. Bunların çarpımını soruyor. 8 kere 8. 64 olacak cevap. 20. soruya bakalım şimdi. 20. soru arkadaşlar maksimum minimum problemleriyle ilgili bir soru. X artı y eşittir 24. X küp çarpı y ifadesinin en büyük değeri için x kaçtır? Şimdi burada y'yi yalnız bırakalım. Şurada y eşittir
24 eksi x olacak. Bunu getirip burada yerine yazalım. Yani x küp çarpı 24 eksi x yazabilirsiniz. Bunu dağıtırsanız içeri 24 x küp eksi x üzeri 4 bulacaksınız. Bunun da türevini alacaksınız. Türevini alıp sıfıra eşitlerseniz bu ifadeyi en büyük yapan x değerini bulmuş olursunuz. Türevini alıyorum. 72. Bundan türev yapıyoruz arkadaşlar, unutmayalım. 72x kare eksi 4x küp. Burayı 4x kare parantezine alalım. Çünkü 4x kare ortak çarpan. Burası da 18 eksi x olacak. Bunu da 0'a eşitliyoruz. 0'a eşitlersek burası 0. Burası da arkadaşlar 0'a eşitliyorum. Buradan x eşittir 0. Buradan x eşittir 18 gelecek. İfadesinin en büyük değeri için x kaçtır? X 18 olur arkadaşlar. 0 alamayız çünkü buraya 0 yazarsak zaten burası 0 olur. En büyük değerini bulamayız bu şekilde. Gelelim 21. soruya. 21. soru arkadaşlar, 3 pozitif tam sayının toplamı 15'tir. Birinci sayı ikinci sayının 4 katı olduğuna göre 3 sayının çarpımının alabileceği en büyük değer için 3. sayı kaçtır? Şimdi şu birinci sayı, şu ikinci sayı, şu da üçüncü sayı olsun. Birinci sayı ikinci sayının 4 katıydı, değil mi? Bu x ise burası 4x. Buna da y diyelim. Bunların toplamı da 15'miş. Yani toplayalım burayı. 5x artı y eşittir 15. Burada y'yi yalnız bırakırsak 15 eksi 5x olur mu? Olur. Bu üç sayının çarpımı alıcı en büyük değer kaçtır? Yani 4x çarpı x çarpı y'nin en büyük değerini soruyor. Bu bizim fx fonksiyonumuz olmuş olur. Burada y yerine de arkadaşlar fx fonksiyonumuz 4x ile x'i çarptık. 4x kare. Y yerine de 15 eksi 5x yazacaksınız. Bunu da içeri dağıtalım. Fx fonksiyonumuzu tam olarak belirleyelim. Buradan 60x küp, pardon, x kare eksi 20x küp yazıyoruz. Şimdi bunun türevini alıyorum. Türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. 120x eksi 60x kare yaptık. Bunu sıfıra eşitliyorum. Bunu da arkadaşlar sıfıra eşit derseniz 120x eşittir. Yani şu 60x'i karşıya atıyoruz. Eşittir 60x kare. 60'a bölersek şurada 2x eşittir x kare olur. X'in biri giderse x'i kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. Bize 3. sayıyı soruyor, yani y'yi soruyor. Y neydi? 15 eksi 15 eksi 5x'ti. X yerine de 2 yazarsak şurası 10 yapar. 15 eksi 10 cevap 5 olacak. 22. soru arkadaşlar, limit sorusu. L'Hospital kurallarıyla çözülen bir soru. Burada x yerine arkadaşlar 3 yazarsanız, yazın isterseniz, 0 bölü 0 belirsizliği var burada. Burada arkadaşlar limit x giderken 3'e yapmak için çarpanları ayırmada kullanabilirsiniz ama biz L'Hospital, yani pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alıyoruz. Payın türevi 2x eksi 4, paydanın türevi 3x kare. Şimdi x yerine 3 yazabilirim. 2 çarpı 3 eksi 4 bölü 3 çarpı 3'ün karesi. Şimdi 2 kere 3, 6, 4 çıktı. 2 bölü 3'ün karesi 9, 9 kere 3, 27. Cevap 2 bölü 27. Gelelim 23. soruya ve son soruya arkadaşlar. Testimizin, yazılımımızın, sınavımızın son sorusu. Olduğuna göre diyor, m kaçtır diyor. Şimdi x yerine 3 yazarsanız, isterseniz yazın arkadaşlar, 0 bölü 0 belirsizliği bulunacak. Neden? Çünkü x yerine 3 yazınca şurası 27. 27 m eksi 27 0. X yerine 3 yazınca arkadaşlar 9 eksi 9 0. 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman limit bulmak için türev alıyorum. Payın türevi 3 mx kare eksi 27 bölü 2x. Şimdi x yerine 3 yazıp 9'a eşitliyoruz. X yerine 3 yazın. 3'ün karesi 9, 9 kere 3, 20, 27, m eksi 27 bölü 6 eşittir 9. İşler işler çarpımını yaptık. Şuradan devam edelim. 27 m eksi 27
9 kere 6 54. 54'ü bu tarafa attık. 27 m eşittir 81. 81'i arkadaşlar 27 ile sadeleştirelim. Ya da 81 bölü 27 yazabilirsiniz. Her iki tarafı 9'a bölerseniz zaten 3 defa olduğu için arkadaşlar cevabımız 3 olacak. Arkadaşlar sınavımızı bu şekilde bitirdik. Umarım sınavınızı bu şekilde tekrar etmiş olursunuz. Sizler için büyük bir emek harcadık. Aşağıda yorum kısımlarına yorumlarınızı yaparsanız, ayrıca sayfamızı beğenirseniz sizlere teşekkür etmiş oluyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.